Şili'de Pinochet döneminden kalma anayasanın değiştirilmesi için yapılan referandumda yeni anayasaya hayır sonucu çıktı. Referandumda red oyu verenler kutlama için sokaktaydı. Ülkenin genç lideri ise anayasa çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı. Şili'de tarihi anayasa referandumundan red çıktı. Pinochet döneminden kalan anayasanın yerine hazırlanan yeni anayasa tasarısı reddedildi. Karşı oy kullananlar sokaklarda kutlama yaptı. Güney Amerika ülkesindeki referandumda oy kullananların %62'si yeni anayasaya hayır dedi. Ülkenin genç lideri Gabriel Boric mesajı aldıklarını belirtti. Halkın sesine kulak vermeliyiz dedi. Boric, yeni anayasa için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Reddedilen yeni anayasa, dünyada ilk defa kadın ve erkek üye sayısı eşit bir kurul tarafından hazırlanmıştı. Buna göre sosyal hakların geliştirilmesi, tam bir cinsiyet eşitliği ve ekolojik düzenlemeler artırılmıştı. Şili çok uluslu bir devlet olarak nitelendiriliyor. Ülke nüfusunun %13'ünü oluşturan yerlilerin hakları tanınıyordu. Ülkede 1980'de yürürlüğe giren mevcut anayasa, 1973'ten 1990'a kadar yönetimi elinde tutan darbeci general Augusto Pinochet rejimi tarafından hazırlanmıştı. Yeni anayasa tasarısı ekonomik krize karşı 2019'da patlak veren protestoların ardından hazırlanmaya başlanmıştı. Ancak pandemi nedeniyle sürecin uzamasının ve metnin içeriğinin desteği azalttığı belirtiliyor. Tasarı hakkında şüphesi olan seçmenlerin daha iyi bir taslak beklentisiyle red oyu verdiğine inanılıyor. Merkez soldan kimi gruplarında yeni anayasaya hayır demesinin seçmeni etkilemiş olabileceği belirtiliyor. İzledik haberlerde de Şili darbe dönemi anayasasına karşı hazırlanan yeni anayasa. Buna hayır dedi. Üzerine konuşacağız. Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Esra Akgemci bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Bir süredir ülkede siyasetten ivme vardı yeni anayasa için ama 2022'de yani içinde bulunduğumuz bu yılda referandum ne istiyor halk? %62 hayır diyor. Neden? Öncelikle sizin de vurguladığınız gibi anayasanın değişmesinden yana bir irade var. Bunu görmek lazım. Demek ki yeni anayasa ile ilgili bazı sorunlar oldu. Bunların iyi tespit edilmesi lazım. Birincisi sürecin çok uzamış olmasına vurgu yapılıyor. 2020'de bir referandumla %78 Şili halkı evet bu anayasa değişsin ve kurucu meclis kurulsun demişti. Yani %78'i halkın evet değişsin demişti. Hemen ertesi yıl 2021'de de bir kurucu meclis kurulup üyeleri seçilmişti. Ve bugüne kadar gelen bir iki yıl var. Araya giren pandemi, sabrın tükenmesi. Çünkü anayasa değişmediği zaman reform yapılması da zorlaşıyor. Birincisi bu sürecin uzaması. Arkasından Boric 6 aydır iktidarda ve karnesi biraz kötü. Popülaritesi %30'lara düşmüş durumda. Ekonomi kötü gidiyor. Yerli bölgelerinde iç çatışmalar devam ediyor. Bütün bunlar Boric'i protesto etmek isteyen bir seçmenin de hayır oyu kullandığına işaret edebilir. Ve en önemlisi bence aslında bu taslağın iyi anlatılamamış olması. Çünkü dünyanın her yerinde, her referandum seçiminde, anayasal referandumda seçmenlerin teker teker bütün maddeleri okumasını bekleyemezsiniz. Yani burada da 388 madde var, 178 sayfalık bir taslak. Seçmen bunu teker teker okuyamayacağına göre sizin bunu çok iyi anlatmanız lazım seçmene. Demek ki Boric hükümeti bunu hem iyi anlatamadı hem de diğer taraftan özellikle sağcılar bu referandumla ilgili çok spekülasyonda bulundular. Şunu da vurgulayayım son olarak. Bu kurucu meclis her maddeyi teker teker oyladı. Ve her madde oylanırken bunlar basına yansırken mesela çok radikal şekillerde şöyle olacak, bu anayasa geçerse şöyle komünizm gelecek. İşte neredeyse zaten bir komünizm korkusu hep var Latin Amerika sağcılarında. Küba gibi olacağız, Venezuela gibi olacağız diye. Böyle yansıtıldığı için de birçok seçmende bir yanlış algıya neden oldu. İletişim stratejisi de ayrıca size soracağım. Dezenformasyon mu yoksa sağın iletişim zaferi mi? Ona nasıl baktığını soracağım ama öncesinde bu taslağı daha iyi anlayalım. Çünkü en ilerici anayasa taslağı olarak da dünya medyası da konuşuyor Şili'deki
gelişmelere bakarken. Kimler hazırladı taslağı? Öne çıkan maddeler nelerdi? Neden en ilerici anayasa deniyor? Kadınlara, yerlilere nasıl haklar tanıyor? Reddedilmesi ya da korku yaratmış olması bunlarla ilişkilendiriliyor. Orayı da anlayalım biraz daha. Bu Latin Amerika'da ilerici anayasaların hazırlanması yeni bir şey, yeni bir olgu değil aslında. 2000'lerin başından beri iktidara gelen solcu hükümetler hep kurucu meclis kurarak referandum yoluyla böyle anayasalar hazırladılar. Mesela 2009 Bolivya Anayasası en ilerici anayasalardan, en demokratik anayasalardan biri olarak görülüyor bugün. Latin Amerika'da yapılmış bir anayasa, gene solcu hükümet tarafından. Onda da benzer şekilde işte çok kültürlülük vurgusu var, yerlilerin tanınması var. Dolayısıyla yani ilk kez Şili'de olan bir süreç değildi. 2000'lerin başından beri Latin Amerika'da böyle bir ivme var. Şimdi Şili'deki anayasa yapım süreci çok özel bir süreçti. Çünkü burada ilk kez, buradaki kurucu mecliste ilk kez toplumsal cinsiyet kotası kondu, kadın erkek üye eşitti. Başına bir yerli başkan getirildi ki bu da önemli. Bunun dışında sağcılar ya da solcular domine etmiyordu. Yani bu anayasayı solcular hazırladı dersek yanlış anlaşılmış olur. Bu kurulda, kurucu mecliste sağcılar da var, solcular da var. Genelde geleneksel siyasetçiler değil de böyle daha bağımsız adaylar da vardı. Akademisyenler, uzmanlar. Dolayısıyla böyle bir kurul hazırladı aslında bu anayasayı, bu taslağı. Kimler reddetti dersek sağ grup zaten reddetti ama bir de sizin haberde de gösterdiğiniz gibi merkez soldan da red geldi. Kim bu merkez solcular? Bunları konsertasyon dediğimiz bir koalisyon hükümetleri temsil ediyor. Şimdi Şili'de biliyorsunuz 1990'a kadar Pinochet var, sonra demokrasiye geçiliyor. 90'lardan itibaren hep bu konsertasyon uzlaşı hükümetleri iktidardaydı. Yani güya merkez sol ama asıl yaptıkları 1980 anayasasını biraz revize ederek, biraz sosyal reformlarla iyileştirerek olduğu gibi korumaktı. Dolayısıyla onlar da o çizgiye sürdürdükleri zaman ortaya böyle bir sonuç çıktı. Şunu da vurgulamak lazım. Anayasanın bu taslağın reddedilebileceği anketlerde görünüyordu ama bu kadar yüksek bir oran beklenmiyordu. Bunda da seçime gitmenin zorunda olması etkili olmuş olabilir. Çünkü Şili'de 2013'e kadar seçimlerde oy vermek zorunluydu. Daha sonra bu kaldırıldı ve seçime katılım oy oranları çok düştü. Ama bu seçimlerde şimdi zorunlu olunca tekrar oy vermek, bu sefer belli ki Boric başkanlık seçimlerinde oy vermeyen bir kitle de oy vermeye gitti ve bu kadar yüksek bir hayır oranı çıkmış oldu. Esra Hanım, gelelim işin iletişim boyutuna. Dezenformasyon yapıldı. Mis gibi anayasa taslaydı diyenler de var. Hayır, bu işte ülkeyi uçlara savuracak diyenler de var. Ve birinden birinin söylemi kazanmış görünüyor. İletişim stratejisine dair neler söylersiniz? Basın nereden baktı? Hangi çengeli attı? Hangi açıdan gördü? Toplumda nasıl tartışıldı? Çünkü söylemler de yarışmış belli ki. Daha önce de söylediğim gibi burada gerçekten bilgilendirme çok önemli. Yani seçmene bunun iyi anlatılması lazım. Yoksa dezenformasyona çok açık bir süreç anayasanın oylanma süreci. Şimdi şunu söylemek lazım. Hem metnin içeriği etkili oldu hem de bu iletişim sorunu etkili oldu. Yani tek bir neden yok. Bu anayasanın taslağın reddedilmesinin tek bir nedeni yok. Yani farklı farklı boyutları, Boric hükümetinin ilk 6 aylık düşük performansı, sürecin uzaması, dezenformasyon, bunların hepsi bir arada etkili oldu. Metnin içeriği nasıl etkili olmuş olabilir? Bir kere Şili, şunu hatırlatalım, dünyada neoliberalizmin ilk kez denendiği ülke 1973'te darbeyle ve neoliberalizm toplumun iliklerine kadar işlemiş durumda. Dünyanın en açık ekonomisi, özelleştirmelerin en yoğun uygulandığı, sosyal güvenlikten eğitim sağlığa kadar ülke. Dolayısıyla 1980 anayasası da bu neoliberal sistemi koruduğu için bunu değiştirmek
radikal bir değişim gerektiriyor ve bu anayasa taslağı gerçekten Şililer için radikal bir değişim olabilir. Yani Şililer değişim istediklerini ortaya koydular. Boric'i seçerek ve daha önce referandumda evet yeni bir anayasa yapılsın diyerek değişimden yana bir beyan da bulunmuş oldular. Ama demek ki bu anayasanın içeriği radikal gelmiş olabilir. Bunda işte birçok köklü değişiklik yapması, yerlilere özellik tanıyacak olması, topraklarıyla ilgili kendi kararlarını verebilmeleri, kendi mahkemelerini kurabilmeleri gibi yüksek eğitimin gene ücretsiz olması, onun dışında su kaynakları başta olmak üzere doğal kaynakların korunması, bunlar da belirli çevrelerin çıkarlarını sarsacak, şirketlerin çıkarlarını sarsacak şeyler. Yani neoliberalizme karşı mücadele. Medyaya baktığımız zaman Latin Amerika ülkelerinde medya hep çok büyük sermaye gruplarının elinde. Dolayısıyla ellerinde böyle bir avantaj var. Bu şey yapılırken oylama diyebiliriz. Madde madde oylanırken anayasa taslağı her maddede bir spekülasyon yapıldı. Yani sağcılar mesela kürtajla ilgili de önemli. Şili kürtajın anayasal statü tanındığı ilk ülke olacaktı. Şimdi bunlar oylanırken işte yok 8 aylık kadınlarda kürtaj olabilecek falan gibi böyle kışkırtacak yalan yanlış bilgiler dolaşıma sokuldu ve bunlar çok etkili oldu. Dolayısıyla hem dezenformasyon etkili hem de metnin kendisinin de etkili olduğunu da görmek lazım bence. Esra Hanım, son olarak konuştuğumuz Şili örneği dünyadaki başka ülkelere böyle darbe anayasalarından sivil anayasaya geçmeye çalışan diğer ülkelere yönelik ne söylüyor, ne dersler veriyor? Çok ders çıkartıyor. Bir kere Boric hükümeti de ders çıkaracaklarını ve daha hani kapsayıcı bir anayasa yapmaya çalışacaklarını söyledi. O yüzden Şili'de de bu süreç bitmiş değil. Yeni bir taslak oluşturulması için hiçbir engel yok. Şili'de de bu süreç devam edecektir ki zaten toplumsal hareketler çok güçlü ve onlar yeni bir anayasa istiyorlar. Biz ne ders çıkartabiliriz? Seçim kazanmak yeterli değil demek ki. Bu çok açıkça bir kez daha görüldü. Boric hükümeti, solcu bir hükümet geldi ama çok sınırlılıkları vardı. Hem bu kadar neoliberalizmin yerleştiği bir ülkede sosyoekonomik sınırlılıklar vardı. Hem kongrede çoğunluğu elde edemedi. Dolayısıyla hükümetin seçim kazanmanın ötesinde de toplumsal hareketlerle nasıl ilişki kuracağı, onların taleplerini nasıl dile getirebileceği, bunlar konusunda da demek ki daha dikkatli davranması gerekiyor. Çünkü yerli hareketiyle bile bir çatışması olmuştu Boric'in. Demek ki seçim siyasetiyle sınırlı kalmadan da bu boyutunu dikkate almak gerekiyor ve daha iyi anlatmak gerekiyor anayasal referandumlarda. Özellikle daha sıkı sahip çıkmak gerekiyor bu metnin içeriğine de. Bunları söyleyebiliriz. Çok teşekkürler. Öğretim üyesi Doktor Esra Akgemci, Selçuk Üniversitesi'nden yayına katıldığınız için sağ olun.